üç ortak ülkenin katkılarıyla bizim Pazarkule gümrük sahasının orada 30 dönüm bir yere bir fuar düzenliyoruz, yapmak istiyoruz. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, mahallelerinde bulunan Pazarkule Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi gerektiğini belirterek, gümrük kapıları modernize ediliyor ancak Pazarkule için böyle bir düşünce yok. Pazarkule Gümrük Kapısı'nda modernize edilmesini, eksiklerin giderilmesini istiyoruz dedi. 60 yıldan beri Pazarkule Gümrük Kapısı öksüz kalmış bir kapı. Muhtar Korkan, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ortaklığında Pazarkule sınır kapısı yakınında bir fuar düzenlenmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Fuarın Çorlu Ticaret Sanayi Fuarcılık tarafından düzenleneceğini belirten Muhtar Korkan, Ekim ya da Kasım ayı gibi yapılması düşünülen fuarın tekstil ürünleri üzerine olacağını kaydetti. Muhtar Korkan, yapılacak fuarın mahallelerine de büyük canlılık getireceğine inandığını söyledi. 60 yıllık bir Pazarkale Gümrük Kapısı. İnanın benim yüreğim ağlıyor. Yüreğim sızlıyor. Oraya gittiğimde yüreğim sızlıyor. Orasının modern bir geçenlerde bir iki gün evvel Türkiye Odalar Birliği Başkanımız buradaydı. İşte Amzemeli'de olayların epeyce geliştiğini, işte yeni şeyler olduğunu, şöyle yapıştırdığının olduğunu duyduğumda ben üzüldüm. Üzüntü duydum. Sanki biz Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi'nde öksüz muamelesi görür gibi oldum. Dedim, ya dedim benim Pazarkale Gümrük Kapım var. Pazarkule Gümrük Kapı'nda bir sürü eksiklikler var. İnanın gördüğüm, benim gözlemlediğim bir sürü eksiklikler var. Var oğlu var. Bunu müdürler de bilir, şefler de bilir, amirler de bilir. Neden olmasın? Ha şöyle bir girişim oluyor eğer Allah nasip kısmı derse. İnan çok büyük bir program. Bir, Türkiye. İki, Yunanistan. Üç, Bulgaristan. Üç ortak ülkenin katkılarıyla bizim Pazarkule gümrük sahasının orada 30 dönüm bir yere bir fuar düzenliyoruz, yapmak istiyoruz. Tabii bu Başbakanımızın, başta Cumhurbaşkanımızın izinleriyle olacak bunlar. Bir ticaret olacak, etkinlik olacak, kültürel ortak paylaşım olacak, gümrüksüz alışveriş olacak, tekstil üzerine büyük bir alan olacak. Gümrüksüz sadece nüfus kağıdını gösterip girecek, alışveriş yapacak, gidecek. Bizler de alacak, onlar da alacak bizden. Öyle bir gümrük sahası. Bu Kotolu karşılıklı alışveriş olacak. Bunu özellikle belirtiyorum. Kotolu karşılıklı alışveriş olacak. Bizler Yunan, Bulgar, Türkler. Burada çok güzel bir şey olacak. Ben yani gümrük sahası büyüdükten sonra orada bir marketimiz yok. Bir yemek lokantamız yok. Bir Allah muhafaza yol güzergahında adamın tekerleği patlasa tekerleği patlayacak bir arabasının arasını yaptıracak bir lastik yok. Bir benzinimiz yok. Bunlar orada büyük bir eksiklik. Büyük de bir ihtiyaç. Ama maalesef 60 yıldan beri Pazarköy gümrük kapısı öksüz kalmış bir kapı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Fuarcılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sağlamçallı. Kanun ve yasalar çerçevesinde projesi ne gerekse yapacaklar. Biz burada bu etkinliği yaptıktan sonra oradaki bütün insanlar alışveriş, kültürel, paylaşım, ticaret, Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan hem kardeşliği, güzelliği orada paylaşacağız hem de alışveriş olacak. Ben inanıyorum ki bu olay gerçekleştiğinde Karaağaç'ımız için, Edirne'miz için çok güzel şeyler olacağını inanıyorum.